Herkese merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün değerli rektörümüz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Yaşar'cığım, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Güzel sizi görmek. Hakikaten ben hem bir anneyim, hem uzun zamandan beri öğretim üyesiyim. Evet. Sizi çocuklarım gibi hissettiğim için çok mutlu oluyorum. Böyle pırıl pırıl gençleri görünce karşımda, sağ olun. Aslında size hoş geldiniz dedim ama siz bizi ağırlıyorsunuz makamınızda. Biz de hoş geldik, hoş bulduk. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam şuradan başlamak istiyorum. Aslında görev süreniz salgın dönemine denk geldi. Koronavirüs salgını dönemine denk geldi. Ve Şubat ayındaki deprem felaketi sebebiyle de 6 ay yine okullar uzaktan eğitime geçti. Aslında talihsiz bir döneme denk geldi rektörlüğünüz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Neler söylersiniz? Şu anda uzaktan eğitimdeki olan öğrencilere de ne mesajınız olur? Çok zor bir dönemde hakikaten görevi devraldık. Çünkü Covid pik yapmıştı. Bizden önceki dönemde Covid'de çok ciddi bir sıkıntı yoktu ama biz aldığımız zaman hakikaten pik her anlamda. Arkasından dediğiniz gibi deprem süreci yaşadık. Sonuç hepsi bir sınav, hepsi bir kısmet. Benim kısmetimde de bunu yaşamak varmış. Önemli olan bunu iyi yönetebilmek. Yönetmek için biz çaba sarf ediyoruz. Tabii yönetim diyemem ben. Bunu başkalarının söylemesi gerekiyor. Ama yönetmemek için hakikaten ekibimiz çok uğraştık. Umuyorum bizden sonra bizimle ilgili iyi şeyler konuşulur. O zaman da hani hakikaten bir şeyleri yapıp yapmadığımızın karnesi o zaman belli olacak diye düşünüyorum. Ama hakikaten gönlümüzle gece gündüz size iyi eğitim verebilmek için elimizden geleni yaptık. Bu süreçte bizim en büyük avantajımız şuydu Yaşar. Rektör yardımcımız Murat Hoca'nın zaten öncesinde olan bir yazılım deneyimi vardı. Uzaktan eğitimle ilgili. Evet. Ki bu uzaktan eğitimle ilgili olan yazılımı birçok Türkiye'de üniversite... Çok, o süreci hızlı geçtik zaten biz üniversite olarak değil mi? Çünkü ondan dolayı. Evet. Yani bunun bir altyapısı vardı zaten ve bunun da yaratıcısı Murat Hoca'ydı. Bu anlamda ben şanslı bir rektördüm, yöneticiydim. Yardımcım bu işten çok iyi anlayan bir insan. Bu anlamda bunun YÖK de farkında ve bir sürü üniversite farkında ve ondan satın aldılar bu şeyleri, yazılımı. Bu açıdan da çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Elbette yaşayan öğrencilerimiz olmuştur. Ama bunun çok minimal olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii sizin için böyle değil belki ama bizden önceki süreçte sonuçta bir eğitimde bunun ne kadar iyi anlaşıldığını tek bir göstergesi var. Maalesef sınav, başka bir ölçümü yok bunun. Evet. Bu alanda bizden önceki dönemde yapılan sınav yapılamamış bir şekilde. Yani çok iyi bir altyapı yokmuş maalesef. Tabii onlar nasıl düşünüyor? Çok ani yakalandılar çünkü. Ama bizim sürecimizde ben bunu iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü o zaman 97-98 sene ortalamalar 65'lere kadar düştü. Bu sizin için iyi olmayabilir ama bir şey anlamadığınızın en iyi göstergesi maalesef bu. Ve hani sizi de tekrar anlamadığınız şeyi anlatmak adına başka bir yöntemi yoktu. Bu anlamda ben bunun iyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu böyle olmalı mı? Maalesef olmak zorundaydı ama umuyorum bundan sonraki süreçte online eğitim daha çok azalır. Ama online eğitim bence asla bitmemeli. Neden? Çünkü aranızda bir sürü öğrenci arkadaşım da var. Maddi olarak her zaman buraya gelemeyen. Evet. Ve her eğitimin illa yüz yüze olması gerekmiyor. Hatta bazı online çok daha akıcı olabiliyor. Bu alanda bunu iyi ayrıştırmak gerekiyor. Online eğitim bence bundan sonra hep olacak zaten. Ama onun ayrımını ve dozunu ayarlamak gerekiyor bence. Dediğiniz gibi hem online hem yüz yüzeyi, hem pratiği hem de teoriyi aslında dengelemek gerekiyor. Şöyle şundan da biliyorum. Öğrencilerden çok ciddi tepkiler oldu. Ya online isteyen de oldu, yüz yüze isteyen de oldu. Neden? İnsanların tabii ki maddi durumları, olanakları bunun için bazı olanak veriyor, bazı olanak vermiyor. Bu alanda hani hepiniz yüz yüze isteseydiniz bir sıkıntı olmayacaktı belki ama online isteyen çok öğrencimiz oldu. O rotasını bulmak çok şeydi, önemliydi. Bu alanda online de artık. Artı işte uygun laptop olmayanlar oldu, onlara laptoplarını sağladık. Altyapısı olmayanlar oldu, onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bir şekilde öğrenci bizim burada olma sebebimiz zaten. Hani onların hepsine kulak vermek çalıştık açıkçası. Peki hocam önümüzdeki dönemle alakalı bize bir bilgi verebilir misiniz? Eylül 2023-2024 eğitim öğretim dönemiyle alakalı. Uzaktan mı olacak yoksa yüz yüze eğitime geçilecek yani mi? Yani her şey böyle giderse yüz yüze eğitim olacakmış gibi duruyor ama işte bilemiyorsunuz ki sürekli Covid işte omikron devam ediyor diye haberler geliyor. O anlamda başka bir virüs çıkacak mı? İnanın hiç bilmiyorum Yaşar'cığım. Ama benim isteğim yüz yüze olması elbette. Eğer bu her şey yolunda giderse yüz yüze olması için tabii ki biz de çalışacağız. Peki şu anda da kampüsün gündemi mezuniyet töreni hocam. Evet. Bizler de mezun oluyoruz. Ben de 4. sınıfım. Mezuniyet töreni için de 4. sınıflara anket gönderdi rektörlüğümüz, üniversitemiz. Bu anketlerde şarkıcı isteklerinde bulunduk. Normalde şarkı isteklerinde bulunulur ama biz şarkıcı isteğinde bulunduk. Bununla alakalı bir bilgi verebilir misiniz? Her yerde paylaşıldı üniversitenin hangi tarihte olacağı. Ama hem sizin ağzınızdan duyalım hem de mezuniyet töreninde şarkıcı belliyse onu da yine sizden duymak isteriz. 7 Temmuz'da mezuniyet törenimiz olacak. Ancak biliyorsunuz bu işler biraz da para işleri. Hani parası sanatçı getirmek mümkün değil.
parayı bulabilirsek hani istenilen sanatçılara getirme imkanımız olacak. Ama bir şekilde güzel bir eğlence planlıyoruz. Çünkü bir kez mezun oluyorsunuz elbette. Üniversitelerin ben uzakta okunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer maddi olarak mümkünse. Çünkü kişiliğiniz gelişiyor. Hayata bakışınız gelişiyor. Bu anlamda sadece biz eğitim vermiyoruz aslında üniversitelerde. Biz bu noktadayken güzel bir noktalamak da istiyoruz elbette. Ben çok güzel bir şey planlıyorum. Diploma törenim. İnşallah çok mutlu olursunuz. Çok keyifli olur. Anket sonuçlarına bakabildiniz mi hocam? Tabii baktım. En fazla hangi şarkıcı? Şöyle, dediğim gibi hani maddi olmaklar çok önemli burada. Biliyorsunuz hani çok popüler olanlar daha şeyle maddiyat gerektiren sanatçılar. Bu alanda artık elimizden gelen ne olursa sponsorluğunu bulmak için uğraşıyorum ben. Herhangi bir tane, yani onlara bir tanesini için uğraşacağız. Bakalım inşallah güzel ama bir şey. Ama çok olur. Eğleneceğimize de eminiz her zaman. Ya burada önemli olan zaten şey, bakış açısı. Hani ben eğleneceğim, her şey çok güzel diye bakarsanız zaten eğleniyorsunuz. Bu anlamda pozitif bakmak, en güzel zamanınızdasınız. Gençlik o kadar güzel ki. Hani hep derler ya, keşke şu anki tecrübem bir gençliğimde olsaydı, ama öyle bir şey olmuyor maalesef. Çok güzel zamanlarınız. Lütfen kıymetini bilin, tadını çıkartın. Hep beraber inşallah çok güzel eğleniriz o gün. İnşallah hocam. Peki şu konuya da değinmek istiyorum hocam. Aslında bizim kampüsün değil, Türkiye'deki tüm kampüslerin problemi tahmin sokak hayvanları. Evet, bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Kampüste çok ciddi bir sokak hayvanı mevcut. Evet, maalesef. Ya bizim kampüsümüzü şöyle görüyor insanlar. Barınak gibi görüyorlar. Kaç kez üniversitenin dışına sınırlarına tel çektik, onu gelip kestiler. Ve bunu tespit ettik kameralarla. Gittik. Yani sen bunu niye yapıyorsun? Herhangi bir şey söyle. Oradan kedi köpek bırakıyorlar maalesef. Hani bunun önüne geçemiyoruz. Bu bir. İkincisi, bunun önüne geçmemiz gerekiyor ama işte yani güvenlik çok da kolay bir şey değil, çünkü büyük bir üniversite, büyük bir kampüs burası biliyorsunuz. İkincisi de elimizden gelince mama bulmaya çalışıyoruz ama hepsi bir maddiyat. Böyle bir bütçemiz yok bizim. Bunlara aşı yaptıracak, kısırlık tedavisi yaptıracak, mama bulacak bir paramız da yok. Bir şekilde hep sponsorlarla. Ama bu da bir yere kadar. Hepsi sürekli doğuruyor hayvanların maalesef. Biz belediyelerle ortak gitmeye çalıştık. Ama biz köpekleri alıp da tedavi etmeye kalkarken daha oradan 10 kişi geliyor bu köpekleri alama. Aslında amacımız, benim bir sürü köpeğim var. Kendi evimde 2 tane köpeğim var. 6 tane köpeği ayrıca bakıyorum. Bu anlamda ya beni kimse hayvan sevmezse suçlayamaz. Evet. Ben hakikaten hayvan sever bir insanım. Ya bunu ispatlamada bir lüzumu yok gerçi ama. Bunu asla, ben de o doktorum aynı zamanda. Can çok kıymetli benim için zaten. Hakikaten çok seviyorum hayvanları. Çok şeyler çünkü. Korunaksızlar. Bizim elimize bakıyorlar. Asla kıyamam. Bunları anlatmak çok zor oluyor insanlara. Hani bir taraf hayvansever görüyor kendini, diğer tarafı da hayvansevmez de suçluyor. Aslında öyle bir şey yok. Bunu yenmemiz gerekiyor. Hep beraber sizinle bir şey, bir bölgeyi hayvanlar için planladık açıkçası. O bölgeye hayvanları daha özgür bir şekilde dolaşmalarını sağlamaya çalışacağız. Bununla alakalı bir proje yürütülüyor evet, şimdi. Evet evet, işte onların aşısıydı, işte kısırlaştırma metotlarıydı, mamasıydı. İnşallah daha şey olacak ama dışarıdan hala hayvan gelmeye devam ederse ne yapacağım onu da bilmiyorum açıkçası. Halkımız şunu takdir ederse çok mutlu olur. Burası bir hayvan barınağı, açık bir hayvan barınağı değil. Burası öğrencilerin, hastaların güven dolaşmak istediği bir kampüs. Yani hani hayvan bırakan başka yerler. Yurt dışına gittiğiniz zaman hiçbir zaman sokaklarda hayvan göremezsiniz. Çünkü izin vermezler buna. Bu Türkiye'de böyle ama bunun bir şekilde çözüm bulmak gerekiyor. Her iki tarafın ortak mutlu buluşması gerekiyor elbette. Peki hocam. Bu da benim kişisel merakım aslında hocam, bu şu anki sorum. Olbia'da amfiteyatro var bildiğiniz üzere. Ben oranın çok fazla kullanılmadığını düşünüyorum. Evet. Çok da güzel bir yer olduğunu düşünmekle birlikte. Bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle önümüzdeki dönemde daha aktif kullanılacak mı orası? Hem Olbia hem amfiteyatroda çok ciddi sıkıntılar var. Altyapı sıkıntılar var elektrikle ilgili. Onları şu anda tamir eski bir yer zaten orası. Çok, evet, çok, çok güzel bir yer ama tamir edeceğiz. Onun için bir bütçe lazım. O bütçeyi de bulduk zaten. Onu da inşallah gelecek dönem Olbia çok daha güzel bir şekilde öğrenci karşılayacak diye umut ediyorum. Peki hocam, son olarak da yakın zamanda üniversite sınavları oldu. Öğrenciler sınavlara girdiler. Tercih döneminde Akdeniz Üniversitesi'ni yazacak olanlara ya da Akdeniz Üniversitesi'ni kazanacak öğrencilere ne gibi tavsiyelerde verirsiniz? Söz sizde. Akdeniz Üniversitesi çok güzel bir devlet üniversitesi. Hem Antalya'da olması vasfıyla hem kampüs çok güzel bir kampüs. Sen de söylüyorsun zaten. Ben 6 senedir buradayım. Çok yakın. Denizle çok yakın. Bu anlamda keyifli. Antalya'da yaşamak çok keyifli. İnternasyonel bir yer Antalya. Evet. Bu alanda her fakültemiz var ve fakültemiz hakikaten kendi kanıtlamış fakülteler. Tıp fakültesi, diş, hukuk, turizm. Hani hakikaten gönül rahatlığı gelebilir Akdeniz Üniversitesi'ne. İyi öğrencilerin bunu seçmesi tabii bizi daha da iyi bir kulvara taşıyor. Bu anlamda çok kıymetli benim için. Ve biz öğrencilere, ilk bine giren öğrencilere burs veriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey bu. Çok kıymetli. Elimizden geldiğince hani tabii ne kadar iyi öğrenci buraya gelirse
Tabii her şeyin iyisi kötüsü olabilir. Öğrencinin iyisi kötüsü var maalesef. Hı hı. Bu anlamda artı stajyerler için elimizden geleni yardım yapıyoruz. Artı öğrenci toplulukları bir taraftan zaten. Elimden geldiğince onları da altyapıları da güçlendirmek için, evet, çok uğraşıyoruz biz. Çok keyifli bir kampüs hayatı var. Çok güzel, kaliteli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Stajyerler keza öyle. Hı hı. Bu anlamda eminim burayı seçerseniz eğer pişman olmayacaksınız. Hepinizi bekliyoruz buraya. Hepinizi bekliyoruz hocamızın da dediği gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Vakit ayırdığınız için. Sizin geleceğimizsiniz. Hakikaten ben çok mutlu oluyorum sizin gibi gençler görünce. Sizin gibi aklı başında, ülkeyi düşünen, yaptığı işte gurur duyan, yaptığı iş tıp yukarı taşımaya çalışan öğrenciler görünce, gençler, çok gurur duyuyorum. Ben de sizin sayınızın artmasını diliyorum. İnşallah. Sizin geleceğimizsiniz. İyi ki varsınız. Atatürk gençliği hakikaten çok kıymetli. Çok güzel bir ülke burası. O kadar güzel bir ülke ki İnsan gelip buradan gitmek istemiyorlar. Tabii ki de. Lütfen tabii sahip çıkın ülkenize, şehrimize, üniversitemize sahip çıkın. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Türkler çok güzel insanlar. Hı hı. Ama bir şekilde birbirimizi kötü etkiliyoruz bazen. Lütfen bu oyunlara da gelmeyelim. Çok güzel bir ülkede çok güzel insanlar yaşıyor. Saygımızı da yitirmeyelim. Lütfen. Yani çok önemli saygı ve sevgi. Pozitif bakmak çok önemli. Pozitif bakarsak eğer hakikaten çok daha farklı bir yere geliyor. Çok ülke geziyorum ben. Bir sürü vesileyle. Hakikaten bu ülke gibi, bu ülke vatandaşı gibi insanlar yok. Lütfen sahip çıkalım. Çok güzel bir ülkemiz var. Sahip çıkarsak çok daha farklı bir yere gelecek çünkü. Başka yere gittiğiniz zaman da öyle arkadaşlar. Eğer ülkeniz sizin güçlüyse başka yerde o ülkenin vatandaşı olarak siz çok daha gururlu, onurlu, çok daha güçlü oluyorsunuz. Bu anlamda burayı güçlendirmek çok kıymetli. Sahip çıkalım hep beraber. Peki, çok teşekkür ederiz sağ hocam. Sağ olun, var olun. Çok ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Efendim, vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, iletişimle kalın.